Signore e signor, signora Sebello, buonanotte. Ali, şovu bitirelim. Servis annem bitiyor ha. Ben gidiyorum. Tamam abi. Oyuna geliyor musun? Abi düğün yapacağım diyorum. Sen hala oyun diyorsun ya. Ya şu Ahsen'le bir evlensen de sen de kurtulsan biz de kurtulsak canım ciğerim lan. İnşallah abi. Servis bitiyor, ben gidiyorum. Charlie'yi idare et Ali'cim. Tamam. Ciğerim bu abi Kuday değil mi? Vallahi o. Yandık benim ciğerim, anam babam yandık. Japonlar seni bekliyor. Arigato. Arigato. Ladies and gentlemen, welcome to our show. You know, sir, put your finger like this, sir. Çok tasty. How are you, sir? I go now. I go. Arigato. Hey. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Nişanda saçımı ne yapayım abla? Salayım mı yoksa toplayayım mı? Vallahi bence şöyle yanlardan al, arkayı bırak, saf. Bence Filiz yakın topuzu ya. Yok artık. O ne öyle be? Ablam yok mu hani şöyle arkaya doğru bombeli kocaman? Feride, gencecik kız ne yapacak öyle kocaman kafayla? Lütfen ama lütfen sade bir şey olsun, tamam mı? Seyhan'ım, yani ablam da ben de affedersin kuruduk. İlk defa dünya evine sen giriyorsun ve bana hala sade bir şey diyorsun. Kurban olayım ya. Bas krepeyi, yap topuzu. Baksana şöyle. Halim geliyor. Halim, hadi. Sen mi abi? Ciğer. Şey seni çağırıyor. Nasıl yani? Aynı numarayı burada yapsın diyor. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Koca çıkıyor, ben nasıl pasta yedireceğim? Öyle diyor abi. Bunun bu adam öldürür bizi, ikimizi birden alır, geminin direğine asar. Abi ne diyeyim, gelmiyor mu diye? Yok, bir şey söylüyor, bilmiyorum, yorgun da, tayır. Hadi bitten de, bilmiyorum, bir şey söyle işte. Abi sıkıyorsa sen söyle. Çağırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayın, ehlen ve selam, Sayın Kayır, emret, babam var. Şefni, tekrarıyor da şöyle. What? You do the same joke with the Japanese people, you do the same. Aynısını yap diyor. Anlıyorum da nasıl yapacağım? Yes, sir. Put your fingers on the table like this. On the table? Yes, sir. Bravo. Bravo. Love. Ayva. Goodbye. Yağatini el akay. Pastayı getir diyor. Pasta hazır abi. Karız makay. Hakkını helal et Ali. Bu adam karar vermiş. Niyeti bozmuş, beni öldürecek. Abi şaşırt abi. Den ver. Devim. Sağ. Bittik oğlum Ali. Vallahi billahi bittik. Bu okyanusun ortasında beni nereden bulup ışık bilmiyorum. Öyle deme, anlayacak. Ne anlayacak? Lady, no, madam! No, lady no. Lady no. Listen to me. You are a professional. Forget this boat. You come to my boat. You have 2 weeks.
Think about it. I give you $20,000. Okay? Think about it. Sen de geliyorsun ciğerim. Ali diyorum, o da gelsin mi? Ali. Ali de gelsin. Sağ ol canım, saydım ben. Eyvah eyvah, sağ ol. Yağmur yağmur, şampanya yağmuru. Ali ben yatıyorum. Babam ben. Devim. 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 Herif hanım. Saima hanım, ne kadar yakışıyorlar birbirine. Maşallah. Feride, gördün nasıl el ele tutuşuyor. Gördüm abla. Bak içinizden geldiği gibi ha. Gelin bakayım. Gel bakalım gel. Hanımlar. Hadi seçin bakalım hangisi olsun yüzük. Şu. İşte bu. Şu. Bu, bu. Ay çok güzel. Ay, bak anacığım pırlanta olan. Ay, bırak pırlanta olan. Feride, pırlanta olan. Yalnız. Buona notte, camarade. Gel gel, Amerikan'ın canını okuyorum. Ciğerim içeride bir Arap şeyhi var. Vallahi psikopatın Allah'ı yedi bitirdi beni fellah. Öldüm, bittim. Bak İtalyancayı da bitirdik, yedi dil oldu toplamda. Necmi nasılsın canım benim? Necmi bir kredi daha açsan diyorum ya. Sen önce borcunu öde. Ödeyeceğiz borcumuzu, 20.000 dolar alacağım. İkisini birden ödeyeceğim babam benim. Bırak Samim ya. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Şu gemide 3 tane Türk var. Ali, sen, ben. Başka var mı? Yok. Bravo. Millet nasıl birbirini tutuyor? Böyle. La havle. Borcunu zamanında ödeyeceksin ha? Ödeyeceğim babacığım benim. Güzelim, güzel arkadaşım benim. Ulan bir aydır gemideyim, daha şansım yeni açıldı. Fark edildi. Sen mi abinin telefonu? Dağıt ki hakları dağıt. Andiamo, andiamo, Fernando. I found my love in Portofino. Sen mi abi? Ciğerim gel, abinin şansı açın. Gel otur. Abi önemli bir şey. Ne? Arap şeyi? Yok o değil. Ben? İstanbul'dan aradılar. Kim aradı? Kardeşin. Sema? Ha. Ha, ne diyor? Abi. Ali, kuruttun oğlum. Ne oldu söyle? Abi. Enişteyle beraber trafik kazası geçirmişler. Ne? Esir abi. Alicim, onu konuşsana. İkisi de. Abi başın sağ olsun ya. Sen ne diyorsun ya? Abi çocuklar sana ulaşamamış. Hani bir hafta kadar olmuş. Cenazeyi falan kaldırmışlar yani. Ne diyorsun sen ya? Ben gidiyorum. Abi bırak beni ya. Abi otobüsün ortasındayız. Bir limana yanaşalım, sabah olsun. Ya nasıl olur ya? Böyle kaçamazsın Samim. Ne abi? Geçen turda da teyzesi ödedi. Numaradır bu numara. Ne diyorsun? Ne sen ha? Ey sen yalan mı? Rıza'yı da bırakıp kaçmadın mı? Şşş! Lan öldürürüm lan seni! Burada beni bekle. Dur sana. Kitapsıza bak lan!
$25,000 var. Sen abinin borcu. Bırak gitsin. Hadi bak sen yenisin. Meşhurdur bunun numaraları. Bundan sonrası benle Samim abi arasında. Seni ilgilendirmez. İyi misin abi? İyiyim. Ha tabi. Hani benim gitmem gerekiyor. Gideceğiz abi. Yarın sabah uçağa atlayıp gideceğiz. Benim gitmem lazım Ali. Ben de sen de geleceğim. Yalnız bırakmam seni. Hı? Sen ne abi? Canım abla günaydın. Günaydın anam. Bu ne hal oğlum? Bir şey ya. Ayrandır, koladır, şalgandır. Nişanı da ikram edelim diyorum. E nişanlı mı oğlum? Ya bir de bunlara para mı vereceksin Allah aşkına ya? Dükkanda zebil. Seha yok mu? Yukarıda gel. Hadi. Kızım son klibini gördün mü? Ya onun klipleri hep aynı zaten. Saçmalama Bekar'ın kasları harika. Şöyle kenara koyuver. Cümleten günaydın. Ne ettin Feride? İyidir. Nasılsın? İyiyim Halim, hoş geldin. Enişte sen ne yaptın ya? Bütün dükkanı toplamışsın. Ben böyle bir şey görmedim. Alt tarafa evimizde nişan yapacağız. Kolasına kadar getirdi çocuk. Yok ablacığım, laf mı olur? Ama hayatta böyle insan kazanır. Başladı. Öyle iki kuruşun hesabını yapan ana kuzuları daha oturduğu yerde pinekler. Ay abla pes ya. Yani kolayı bile kenara bağladın ama. Yalan mı? Hadi işe geç kalıyoruz. Ablam yardım edecek bir şey var mı? Yok gülüm yok, sen işine bak. Halim bugün ananla nişan alışverişine çıkacağız. Ablam bak anama söylüyorsun her şeyin en güzeli olacak ha. Nişan için hiçbir fedakarlıktan kaçınmak yok. Öyle değil mi Seyhan? Ne bileyim sanki çok abartmaya gerek yok. Ya ben bugün abartmayacağım da hangi gün abartacağım kızım? Dünya evine giriyoruz, evleniyoruz. İyi peki hadi. Hadi. Ya enişte beni de Kenan'a atsana ya. Niye? Hastaneye gitmiyor musun? Gideceğim de önce bir Kenan'ın yanına uğrayacağım. Aferin. O erkek güzeli de orada karpuz gibi otursun. Uf abla ya. Hadi örmekler ablacığım. Güle güle damat bey. Taci Bey. Taci Bey. Efendim. Her şey tamam efendim. Her şey tamam. Sizin valideniniz tamam, yan taraf tamam. Bir de şu Melih Hanım'ı ikna edersek gelip rezidansı dikip verecekler bu mahallemize. Hayırlısı olsun. Her şey tamam değil mi? Sonradan vazgeçmek yok ha. Yok yok. Yalnız Ferit Bey ben... Efendim şey, benim ismim Ferdi. Ha. Ferdi. Ferdi Bey. Benim yurt dışından bir arkadaşım geliyor. Müsaadenle ben... Aa tabii efendim. Tabii efendim. İyi günler. Sağ olun. Hay hay. Günaydın. Günaydın. Ah ablamın ilacı gelmiş. Nerede gene burada? Bilmiyorum. Ablama. Günaydınlar, günaydınlar. Aman efendim. Melih Hanımcığım, bu sabah içime doğdu. Sizden çok güzel bir haber alacağım. Yok kardeşim, satmıyorum. Ama bakın, rezidansın planları hazır. Oh maşallah, hayırlı olsun. Sağ olun. Bir koşu gelsem. Nereye gelsem? Evceğizimize. Sen hiç zahmet etme, şimdi terlik geliyor. Adam sinek gibi yapıştı ya. Bir dakika kardeşim. Burada sıra fark etmiş içe. Çatlama, bir dakika dur. Hanımefendi. Satmıyorum. Bir dakika ya. Dur arkadaşım, dur ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Bir saniye, çatladınız mı? Allah Allah. Samim, başın sağ olsun, ne diyeyim? Sağ olasın, dostlar sağ olsun.
Ya nasıl oldu bu, aklım halim almıyor ya. Öyle ya. Taceddin bu. Kardeşim gemiden. Ali. Buraya kadar getirdi, sağ olsun. Eksik olma kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Hey Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha. Abi geleyim ben de, bakarsın bir yardımım olur ha. Yok yok. Ne yapacaksın sen de, buraya kadar getirdin, sağ ol. Sen mi abi? Yok, sen şimdi bilet al, doğru nişanlının yanına, Mersin'e. Merak etme kardeşim, yanındayım ben. İki haftaya beraberiz ha, unutma. Unutur muyum, unutmam ciğerim. İyi yolculuklar. Aliço. Sen mi abi? Sağ ol ciğerim. Yani kolaydı, meşrubattı. Karıncayı karanfile bağladı, lafı yine bize getirdi. Halim de orada ya, iyice coşuyor canı sağ olsun. Halim'in de canına minnet. Ay tabii canım, laf ettikçe Halim de kurum kurum kuruluyor. Boşver sen beni, bilmiyor musun ya? Ya biliyorum hayatım, biliyorum da. Ya ablam da haklı be Kenan. Ya 5 yaş küçük kardeşim nişanlanıyor. Güzelim, biz de yapacağız hayırlısıyla. Annem bir hadese. Yok tamam o iş, dün konuştum. E'si evin takside bitsin, evlenin diyor. Ya gözünü seveyim, tutalım şuradan bir ev. Ne olur. Feri demiş gibi evimiz var. Var da taksidinin bitmesine de 15 yıl var. Kuruyacağım artık Kenan. Ablamdan beter olacağım valla. Feri de başlama güzelim ama ya. Annem arıyor. Efendim anacığım. He. Hayırdır? Yapma ya. Yo, burada yanımda. Tamam anacığım. Tamam. Of. Ne oldu? İyi değilmiş. Yine mi? Gidip bir tansiyona baksan hayatım. Kenan artık bir doktora göstersin kendini. Yani neticede ben de ambulans hemşiresiyim. Canım sen bir bak. Olmadı doktora götürürüz, tamam. Hı? Of Kenan ya. Hadi. Hadi gel. Of Kenan ya. Of. He. Sonra bana haber verirsin, tamam? Tamam. Hadi, bay bay. Yakışıklı. Merhaba Kenan Bey. Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, sağ olun. Çok güzel ürünlerim geldi, görmek ister misiniz? Salim. Aklım almıyor Taci ya. Kapıyı çalacağım, içeri gireceğim. Sema yok mu yani yukarıda? Ya iyi misin? İstersen biraz bekleyelim. Korkunun acele faydası yok ya. Ne kadersiz çocuklarmış. Öyle. Garipler. Zeki abi. Ben Samim. Tanıdım. Tanımaz olur muyum Samim? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşım Taceddin benim. Çok eski arkadaşım. Zeki abi de Sema'nın kayınbiraderi. Başınız sağ olsun kardeşim. Sağ olasın kardeş. Dostlar sağ olsun. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hülya. Hatırladın mı Samim Bey? Sema'nın düğününde tanışmıştık yengeli. Çocuklar. Eda'ya bir merhaba deyin, hadi. Eda. Merhaba. Merhaba canım benim. Mehmet. Mehmet canım, oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk ciğerim. Nerede, bir numara yok mu? Odasında. Yiğit. Çıkmıyor, çok zorlama Zeki. Sayın, hele sen bir gidip baksan. Yok ya, yenge haklı, bırak. İstediği zaman çıkar çocuk. Ya, hadi bir gel benimle. Gelin. Hadi. Benim abi. Gel. 12'ye 8 maşallah, turp gibisin.
Sen yine yaz bir ilaç kızı. Nasıl yazayım? Doktora göstereceksin kendini. Götüren olsa. Kenan'ım evladım, işe mi koşsun anacığına mı? Ah, şurada kaç günlük ömrüm kaldı Feride. Ay aşk olsun, niye öyle diyorsun? Öyle biliyorum. Maşallah aslan gibisin. Mukadder Bey vefat etmeseydi Kenan'a bir de kız kardeş istiyorduk. Ne bahtsız kadınmışım. Şimdi kızım olaydı ele güne muhtaç olur muydum? Tamam. Nöbetimin olmadığı bir gün gideriz. Neyin geldi oğlum? Yiğit, bir merhaba yok mu? Yiğit. Zorlama Zeki abi. Yiğit. Abi acelesi yok. Çocuk bilgisayarla oynuyor değil mi Ceyhan? Gençliğinizin kıymetini bilin kızım. Ben de gençken sapasağlamdım. Yanaklarım böyle elma gibiydi. Senin... Sen biraz kilo mu aldın ne? Yoo niye? Baksana yüzün ay gibi olmuş. Kıyafettendir o anacığım. Biraz toplu gösteriyorum. Kızım dikkat et. Senin daha yaşın ne? Ben senin yaşındayken belim bilezik kadardı. Anacığım benim gitmem lazım. Randevuyu alınca beni ara. Tamam. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Mertcan, kaç oldun sen diyelim şimdi? 9. 6. Uydurma. Vay canına. Bıy. Okula gidiyor mu? Evet. Ana sınıfına. Ama öğretmen izin verdi. Eda sen kızım. 16. Maşallah. Benim kızdan bir yaş küçük. Bombo 19 yaşında. Bombo? Kim o? Ayısı. Ne ayısı? Ayı mı besliyor bu? Bak. Bombom mu koydun bunun adını? Her yavrum benim. Hadi biz Almanya'dayız, görüşemiyoruz da. Sen de pek görüşemiyorsun herhalde. He? Öyle abim benim. Hayatımız gemilerde geçiyor, denizdeyiz. Kaç sene oldu canım abim benim. Anladım. Bana müsaade. Ben gidiyoruz. Hadi canım benim. Kardeşim. Hadi tamam. Bir şeye ihtiyacın olsa telefona çık. Ben hala diyorum. Tekrar başınız sağ olsun kardeşim. Sağ olasın kardeş, dostlar sağ olsun. Samim, iki dakikan var mı? Var abi. Gel bir konuşak. Hadi. Buyur abi, hürmet ederim. Buyur abi, geç. Allah aşkına. Vallahi geldiğin iyi oldu. Öyle abi, daha erken gelirdik ama. Ben de dönüşü geciktirip duruyordum. Nasıl abi? Geç otur şöyle. Almanlar biliyorsun. Adamın gözünün yaşına bakmıyorlar ki. Mecburiyet. Samim. Buyur abi. Bundan sonra çocuklar sana emanet. Bana? Bir amca bir dayı. Başka akraba yok ki. Abi benim gitmem gerekiyor. Nereye? Abi olmaz. Olmaz canım ciğerim. Ben evim yok, barkım yok. Nerede akşam orada sabah öyle yaşayan bir adamım ben abi. Ellerinden öperim benim abi. Samim. Abi sen bir aile reisisin yani. Senin alman daha münasip değil mi? Ya bu durumu müsait olsa almaz mıyım? Hayda. Olmaz abi. Yani biliyorsun ben yapamam abi. Şimdi çocuklar vallahi billahi ziyan zebil olacaklar yani zavallılar ya. Amca. Efendim Yiğit. Yengem seni çağırıyor. Ha geldim. Zeki abi. He. Abi biliyorsun beni duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Mertcan'ı da al, şöyle karşıma otursanıza. Geç bakalım. Çocuklar, size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Zeki abi, önce bir konuşsak. Yani sonra söylersin. Böyle acele içe şeytan karışıyor. Sonra konuşuruz Semim. Çocuklar, yarın yengenizle ben Almanya'ya dönüyorum. Yarın mı? Hemen mi?
Kızlar 10 gündür yalnız. Hem iş var, güç var. Zeki abi bir şey soracağım. Samim yok. Ben gelmedim. Ne olacak? Biz ne olacağız? Siz dayıya emanetsiniz. Güzel güzel yemeklerinizi yiyin, derslerinizi çalışın. Ne nedir? Anlamadım. Bir daha gelmeyecek misiniz? Hiç gelmez olur muyuz Mertcan? Seneye yaza gene buradayız oğlum. Ölme eşeğim ölme. Ah! Doğru konuşuyor çocuk abi. Böyle çok ani oldu Zeki abi. Yani çocukların yanında konuşmayayım diyorum ama. Olmuyor yani. Gülcan'la Sevcan Türkiye'ye gelse. Okulları var güzel kızım. Samim, defterde benim numaram vardır ama ben gene de kendi numaramı yazayım, vereyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın. Akşam arıyorum, konuşuyoruz abi. Yarın konuşuruz. Yok, bu akşam arıyorum, konuşuyoruz. Çocuklar, kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Zeki abi. Sen misin? Ne demek sen misin? Ali? Başka kim giriyor kız kapına? Nereden çıktın sen? Karayiplerden. Ya dalga geçme. Vallahi oradan. Tamam da erken geldin. Ne bu surat? Sevinmedin mi? Sevindim tabii ki. Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Yani var da uzun hikaye, anlatırım. Ah sen. Çok özledim seni. Ali dur. Niye kızım? Nişanlı değil miyiz? Ya yapma. Ahsen. Zeliha annem iyi günler. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Buyur geç içeri. Yok girmeyeyim. Uçaktan daha yeni indim. Eve bile uğramadım Ahsen'i göreyim diye. Hani biraz dolaşabilir miyiz? Ha, bir turalar geliriz. Hadi bakalım gezin de gelin. Sağ ol Zeliha annem. Bu senin. Ne bu? Sağ ol oğlum, ne zahmet ettin. Pek de güzelmiş. Çok da yakışır Zeliha anne. Hadi hadi, size eğlenceler. Şş, gel buraya. Ali dur. Ne Ali dur, dur. Özledim kızım, öldüm hasretinden ya. Bırakmayacağım seni. Ali saçmalama. Bundan sonra böyle. Ali bırak. Üzülür mü? Ya bırakır mısın? Gören olacak, bırak beni. Bahçede kim görecek ya? Ali bırak beni. Ali dur bırak. Şarkı yazdım sana. Söyleyeyim mi? Ah sen yok musun? Ah sen yok musun? Günün maçını attım kulaklarını sanmam efendi. Abla! Abla! Duydum geliyorum. Samim abiyi unutma. Samim abi mi? Evet abla yerde duruyor canım benim. Feride. Hadi hadi. Abla döktün müsün yine? Aman yok bir şey, nişana pişirdiğim şeyler. Samim abinin kutu açılmış. Ya Feride ben sana demedim mi? Bu evde o namussuzun adı anılmayacak diye. Ne diyeyim abla? Deme Feride, bir şey deme. Ay ama yani sen de Samim abinin adını anmak yok. O gece ne oldu desek bir araba laf. Feride sana ne o geceden? Merak ediyorum. Allah Allah. Ya abla inadına yapıyor. Aldırma sen. Ya şimdi 20 yıl önce sen daha gençliğinin baharındasın. Bak susar mı? Hala konuşuyor.
Bu zaten tıfıl. Ben de sen yine şişman. Abla çıngar çıkacak şimdi. Biz babamlarla Ayten ablaların düğününe gitmişiz. La havle. Adını vermek istemiyorum. O şahıs ismi lazım değil. Badem gözlü, siyah saçlı, geniş omuzlu. Anladık. Camdan bakıyor. Ev boş. Çok yanına geliyor. Müsait ortam. Birliktesiniz. Ne oldu? Elinin körü oldu Feride. Elini mi tutuştunuz? Feride şimdi terlik geliyor ha. Öptü mü? Terbiyesiz. Ablam hiç mi romantik yapmadınız? Gözünü seveyim ya. Ya Feride yaptıksak yaptık sana ne? Allah Allah. Abla. 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 Abla sen de zorla sinir ediyorsun ha. Ne abla abla kız? Sen merak etmiyor mu? Ediyorum. O zaman? Anlatmıyor işte abla. Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi biz içeri böyle girince bunlar bir toparlandılar falan. Yok ablam yapmaz öyle şey. Anacım babam çifteyle kovaladı. Tabii canım Samim abinin bir kaçışı var yaralıcıyla. Abla ya. Ay Allah'ım baktı kapıyı yetiştirmeyecek canından attı kendime. Eda bu nasıl yanıyor ciğerim? İyice bastıracaksın. Tabii biz gemide sanayi makineleri var. Bunlar... Bir dakika. Alo. Evet abi. Ha Zeki abi yani... Yok yok. Ben de seni arayacaktım zaten. Evet abi. Sabah mı? Bu ne acele ya? Tamam abi. Biz alana geliyoruz zaten. Yok yok. Abi. Alo abi. Geleceğiz orada konuşacağız biraz ya. Tamam abi. Sana da hayırlı akşamlar. Ne diyor? Sabah diyor. 8'de gidiyorlarmış. Maşallah. Vakit kaybetmiyorlar. Yiğit. Ne yiğit? Basbayağı kaçıyorlar işte. Başka bir açıklaması var mı bunun? Ya vur etme oğlum. Sabah ola hayrola bir çaresini buluruz. Nasıl bulacaksınız bunun bir çaresini? Tahmin etmiştim. Ben bir bakayım. Bak hepsini bitirdim. Aferin Mertcan. Aferin canım diyelim. Bak ayın da ne kadar sevindi böyle bakıyor sana. Bonbon. Bonbon he bonbon. Annem de sevinecek mi? Kim? Annem. Bak bir lokma bile bırakmadım. Sevinir tabii. Çok sevinir. Mertcan yemeğini yiyecek, büyüyecek, kocaman adam olacak değil mi? Ulan sütü taşıdırdık bak. Görüyor musun yahu? Oğlum sen git ben sütü getiriyorum hadi canım benim. Sağ ol eyvallah. Ahsen. Hı. Sen bir şey mi sıkıldın? Yo. Neden? Bilmem bir garipsin. Ya Ali. Aslında... Ya düğünün derdi diyorsan hiç düşünme. Niye? Ya bir Arap şeyi tur düzenliyor. Kendine. Büyük iş. Sağ olsun Samim abi sayesinde ben de katıldım. Gidecek misin? Son. Ondan sonra düğünde eşyaydı düşünmeyeceğiz. Hani bu tur yetiyordu Ali? Ya yetiyordu kıtı kıtına. Olsun sen ver parayı. Belki yetiştiririz. Tamam olacağım. Neyi? Parayı. Daha almadın mı? Aldım. Nerede para? Ali ne yaptın parayı? Ya bir şey yapmadım. Nerede o zaman? Sen ne aldın o zaman? Ne kadar verdin? Ali. 15.000 dolar. İnanmıyorum sana. Ahsen. Ya Ahsen. Ahsen beklesene. Ya Ahsen. Ahsen. Ahsen bir dinlesene. Ya ne anlatacaksın Ali ya? Burada beni saf gibi bırak git paraları başkaları ileye. Ya ne yemesi? Borç verdim borç. Bırak Allah aşkına. Ahsen.
Mertcan. Yiğit. Alo. Ya neredesiniz çocuklar? Sizi arıyorum. Al Mertcan sütünü. Sen de gelmek ister misin? Mertcan. Yok yok ya, ben yerde yatarım. Evde yatak çok. Siz keyfinize bakın. Resme bakıyorum. Annenizle biz de böyle çocukken kaybolurduk. Babamız da öyle bir sert adamdı. Yani bir kabahat işledin mi yandın. Annem hep senin yüzünden azar işitirmiş. Hem de ne azar ya. Ben o zamanlar çocuklar nasıl hayta bir adamdım. Hala da öyleyim ya. Bu kızın bütün hayatı beni idare etmekle geçti. Annem? Annen ya. Pırlanta biliyor musun? Ben anamız babamız öğretmen tabii. Ben 2,5'tan 3,5'tan 5 zor geçiyorum. Bunun bütün dersleri 10. Bak ciğerim duvara böyle taktirnameleri asardı. Sonra da böyle işte okudu tabii, o bizim gibi değil. Koca bankacı oldu. Canım benim. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bu şey var ya, büyük yolcu gemileri. Biz kruz diyoruz ona. Orada animasyon yapıyorum. Annem garson demişti. Ha tabii garson tabii yani. Ama bildiğin gibi bir garson değil yani. Böyle biraz daha hareketli, şov gibi yapıyorum yani. Böyle kişisel bir gösteri yapıyorum. Böyle 8 katlı pastayla geliyorum. Finger show yapıyorum. Biraz daha böyle farklı yani. Başkalarına benzemiyorum. Zordur ha vallahi, bak dünyada kapış gidiyorum yani. Dayınız öyle bir adam. Hep gemide misin? Yok. Ciğerim gemide, 8 ay gemideyim. Ondan sonra bir fil 8 ay çalışıyorum. Sonra gemiden Marmaris'e fiyiyorum. Orada bir arkadaşımızın pansiyonu var. İşte İngiliz, İsveçli arkadaşlar öyle hayat geçiyor. Tatil. Tatil. Heh, öyle. Kendi yanımdan kavruluyorum evde. Dayı. Hey, buyur pamuk. Sen de gidecek misin? Ablacığım sen düşünme böyle şeyleri. Gidecek tabii. Yiğit. Ne? Ya çocuklar, şimdi yani ben nasıl söylesem size bunu, yani ben gitmek zorundayım. Zaten hani burada kalacak olsam size benim faydamdan çok zararım dokunacak, biliyorum. Ben tarla faresi gibi bir adamım, bir yerden giriyorum, nereden çıktığım belli değil. Tehlike yani, tehlikeli kalmamız burada sizin için yani. Ben iyi geceler, hadi bakayım güzel uyuyun ha. Rönmüş tehlike. Pamuk. Sen bekleşene bir dakika. Koşuna peşimden gelme Ali, bitti bu iş. Ya ne bitmesi, delirdin mi sen? Ya alacağım diyorum parayı. Yalan söylüyorsun. Bana bak, ben yalan söylemem. Ne bileyim başka kızlarla yemediğini? Ne? Belki gemiye gitmedin, hayatında başka biri var. Ya başka biri olsa buraya niye döneyim? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Kızım ben senin için öldüm be. Ev istedin, düğün istedin, eşek gibi çalışıyorum. Ulan yemek yemiyorum para biriktireceğim diye. İyi işte Ali. Bundan sonra yersin Ali. Sen yapma. Bırak beni. Sen dur. Ali bırak beni. Sen delirme beni. Sen dur. Ahsen. Anne git buradan. Ahsen neyin var kızım? Anne gider misin? Alo, bana bak, oraya geliyorum. Ne demek niye? Ali burada. Bilmiyorum, erken gelmiş. Hayır, konuşmadım. Söyleyemedim işte. Bana bak, bu altı ikimiz işledik. Eğer yarı yolda bırakırsan rezil ederim seni. Bu gece. Bilmiyorum, inince ararım seni. Thank you.
girdikten sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Please leave your message after the tone. Sinyal girdikten sonra mesaj... Uslu durun, derslerinize çalışın. Tamam mı? Anlaştık mı? Zeki abi, bir konuşalım mı? Abi ben gidiyorum. Nereye? Abi gemiye gidiyorum. Samim. Abicim benim gitmem gerek. Yani bu çocuklar benim canım ciğerim ama sevmek başka bir şey, mesuliyet almak başka bir şey. Yok abi, ben duramam. Samim dur oğlum. Abicim bak diyorum ki, senin bir tenceren kaynıyor, senin bir kurulu düzenin var. Tamam. Ne tamam? Bir çözüm bulacağız. Ne zaman abi? En kısa zamanda sana. Abicim bak, benim 2 hafta sonra turum var. 2 hafta sonra gidiyorum. Beni kimse bulamaz. 2 hafta. Bak bizim uçak anons ediyorlar. Tamam sana. Hülya, bizi çağırıyorlar. En büyük sensin. Kardeşlerin sana emaneti Yiğit. Allah emanet ol. Güle güle. Mert canım, tatlı oğlum. Ben de gelebilir miyim? Başka zaman. Lütfen. Hadi oğlum. Yapma ablacığım. Hadi Hülya, hadi geç kaldık. Gitme. Canım, hadi oğlum, hadi oğlum. Eda, alsana kızım kardeşini. Yapacağım, yapma ablacığım, gel, ne oldu? Abla! Geldim, geldim! Ablacığım, hadi terzi bekliyor, geç kalacağız. Tamam, tamam. Abla yeter bu kadar. Bak vallahi misafirler çatlayacak ha. Anacığım! Hadi elinizi çabuk tutun ya. Bak benim iznim öğlene kadar. Benim de otele dönmem gerek. Tamam, tamam. Feride. Ha. Bak bakayım şunun tadına. Ay yok, bakamam abla ben. Rejimdeyim. Sebep? Kenan'ın anası değil mi? Yanına mı çağırdı? Ya Feride, kadın senden benden sağlıklı, her gün check-up'tan geçiyor ama hata sende. Tepelere çıkardın erkek güzeli, ne olacağı bu? Abla. Tamam tamam. Ne diyor? Hiç. Feride. Aman benim yaşımdayken biri bilezik kadarmış falan. Hula hopa hula hop. Çember var ya leğen kadar. Al bakayım şunu. Ay. Abla mercimek köftesi. Of. Ay aman ben hiç zayıflayamayacağım ya. Zayıflama zaten Feride, çok iyisin hadi. 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 Ay tamam be. Gel bakalım abi. Hadi seni yorduk ya, sağ ol. Estağfurullah ya, o ne biçim söz Samim? Bak arabaya ihtiyacın olursa... Yok canım benim, sağ ol. Nasıl olduk Mertcan abi? Nasıl olmadık? Güle güle canım ciğerim. Bir şey unuttum. Merhaba. Buyurun buyurun. Ortalığın kusuruna bakmayın. Rica ederim. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ben Gülay. Ben de Samim. Sema'nın abisiyim. Ben de ev sahibinin avukatıyım. Avukat? Ha ben de. Taziyeye geldiğini zannettim. Mertcan. Oğlum sen mutfaktan bir su getir bakayım bana. Buyurun. Hayırdır? Buyurun. Günaydın Zeliha'yla. Günaydın oğlum. Asya'yı çağırabilir misin? Asya yok. Gitti. Nereye? İstanbul'a. İstanbul'a mı? Ne işi var İstanbul'da? Hiç. Topladı çantasını gitti. Nereye gitti Zeliha'yla? Bir şey sorulmuyor ki oğlum. Sabahtan beri kaç kere aradım. Telefonu da cevap vermiyor. Anne bak, bir şey biliyorsan. Bilmiyorum oğlum. Son zamanlarda bir tuhaftı zaten.
Kime gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç kere sordum. Cevap yok. Nasıl yani? Öyle çekti gitti mi? Telefonla adres hiçbir şey bırakmadı mı? Hayır. Anlamadım. Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor. Bu evi? Evet. Biz nereye gideceğiz? Gülay Hanım, olacak şey var, olmayacak şey var. Ortada üç tane çocuk böyle... Ben elçiyim Samim Bey. Elçiysen git söyle ev sahibine. Nasıl yani? Ya bu çocuklar daha analarını babalarını yeni kaybettiler. Bir de şimdi evsiz mi kalacaklar yani? Samim Bey, evi kiralayanlar 2 gün müddet verdiler. Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor. Hiçbir yere gitmiyorlar. Çok şükür anaları babaları bu çocuklara geçinecek parayı bırakmıştır. Karar. Kiralarını ödeyecekler. Aslan gibi bu evde oturmaya devam edecekler. Çık 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 çık. Güzelim, dön bakalım şöyle. Olmuş muyum? Peri kızı gibi. Vallahi hafif dekolte de var. Halim'in işte kalpten gidecek. Yok, olmaz bir şey. Halim kofte mi Kenan gibi? Abla ama sen böyle söyleyeceksen akşam çağırmayayım. Ne akşamı? Aa, Halim dükkana bekliyor. Önden bir yemek yeriz dedi. Oh, vallahi hayret bir şey. Yani seninkinde de mangal gibi yürek varmış Feride. Kardeşimin nişanlanıyor. Halim'in dükkanı mı? Hiç umurun değil. Aman abla ya. Gelsin gelsin. Belki bizim çocuk da feyiz alır. Annem iş yerine niye geldik dayı? O ev sahibi olacak kadına haddini bildireceğim. Benim kardeşim bunca ev boşuna çalışmadı. Yatırırız kirayı. Kafanıza uygun bir yer bulana kadar kalırsınız evde. Abla ya, sana diktirseydik bir şeyler. Yok gülüm, bende elbise çok ya, hepsi dolap bekliyor. Tamam, yarın sabah alabilirsiniz. Dön bakalım şöyle. Maşallah, çok yakıştı. Sağ olun, doğduğun da şu kadarcıktı biliyor musunuz? Rahmetli anacım geldi, dedi ki Meliha bak bir kardeşin daha olacak. Adını da ben koydum biliyor musun? Adıyla yaşasın. Amin. Abla, tamam mı? Tamam. Feride. Ha. Ben ne zaman göreceğim senin bu günlerini ya? Buyurun. Şimdi Filiz Hanım, bugün ev sahibinin avukatı geldi. Bu çocukları evden atıyorlar. Hay Allah. Ben de dedim ki kardeşim de enişte de bu çocukları kimseye muhtaç etmez değil mi? Öyle. Sema'nın hesabından diyorum bir para çekeyim de gideyim şu bir kere kirayı ödeyeyim diyorum. Vallahi Samim Bey, maalesef hesaplar bloke. Yani kanunen hesaptan para çekmemiz mümkün değil. Anneni bırak şimdi Filiz Hanım. Bu... Çocukların anası babası neticede. Para çocukların parası yani. Öyle ama sonuçta Cevdet'le Sema maaşla çalışan insanlar. Yani nasıl diyeyim, hesapta umduğunuz kadar para bulunmayabilir. Ya yapmayın, bu koskoca müdür yardımcısı Filiz Hanım Allah aşkına. Buyurun kendiniz bak. Bu aşağıda yazan rakam mı? Maalesef. Başka sayfası yok mudur, tık tık yapsanız? Yok. Anlıyorum ya. Oo. Hanımefendi, alayım paketlerinizi böyle. Ya bırak. Ama Meli Hanım bakın sizinle çok güzel işlere imza atacağız. Buyurun kartını vereyim. Şöyle tatlı yerin tatlı konuşalım. Ha? Sen at kardeşim, ben memnunum evimden. Yapmayın Meli Hanım, siz daha güzelliğine, daha iyisine layıksınız. Bu ne böyle? Bunun çatısı akar, suyu kokar. Siz evinizi bana satın. İstediğiniz rezidans sizin olsun. İstemem. Planlar arabada. 2 dakika getireyim göstereyim beni yani. 1 dakika. Ya Ferdi, akşam oldu. İşim var, gücüm var. Hadi. Allah. Hop hop çocuğum. Dikkat et çocuğum ya. Dikkat et ya. Allah Allah. Ya çocuğuna mukayyet olsana be kardeşim ya. Hayret bir şeysiniz ya. İnsanın başına bu kadar bela gelir mi ya Taceddin? Gelir kardeşim, gelir. Geldi mi hepsi gelir.
Evde yok, avuçta yok, üç tane çocuk. Ya babaanne, hala kimse yok mu karşı tarafta? Ya yok, bir Allah'ın kulu yok, Allah'ın gücüne gitmesi. Amca? Amca! Amca, amca alacak. Amca ya gelip alacak ya da ben bunları verecek başka birini bulacağım. Buluncaya kadar ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum anam babam, bilmiyorum. Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Ya evi ne yapacaksın Samim, onu soruyorum ben. Evi de bilmiyorum. Anam diyorum bu çocukları bir otele götüreyim, ona can mı dayanır? Şimdi diyorum hadi ev tutayım, onu nasıl tutacağım? Nereden bulacağım parasını? Ya bize gelin. Size? He. Evet. He. Üç tane çocuk. Geleceğiz oraya. Biliyorum ben yenge üç gün sonra alır pılını pırtını toplar gider, bir daha göremem. Validenin evi var karşı sokakta. Nerede? Burada. He? Müteahhit de yıkılacak ama bir süre idare eder. Yapma ya. He? Valide hayatta mı? Ya ne hayattasın Samim? Cenazeye geldin 10 yıl önce. Ya tabii tabii. Allah rahmet eylesin canım kardeşim benim. Allah gittiği yerden utandırmaya yarabbi. Peki bu validenin evinde kalabilir mi çocuklar birkaç ay? Kalırlar tabii. Niye kalmasınlar? Canım arkadaş. Sen bana ev mi buluyorsun? Annenin evini mi veriyorsun? Öpeyim ben seni bak. Öpeyim. Canım, görüyor musun? Bak nasıl görüyor bizi bu bari. Ev buldun bize. Sana da yakın. Bu çocuklar artık bir hafta sonra, iki hafta sonra bakıcı mı gelir, amcası mı gelir? Ya Taci, yine diyorum ki çocuk oy, hayırlısıyla bir teslim edin canım ciğerim. Ondan sonra sen sağ ol, ben selamet canım babam. Geç o. Aa çocuklar geldiniz ha? Ablacığım neredeydin? Annemin işine gittik. Niye? Yok ya. Gittik ya. Ya gittik işte öylesine, bir konuşmak için gittik. Ne istiyorlarmış dayı? Ya onlar bir şey istemiyor da. Ev sahibi istiyor. Artık dayımın arkadaşında kalacağız. Ne? Bu da böyle her şeyi pat diye söylüyor. Dayı ne oluyor? Ya Eda kızım, aslında çocuk her şeyi söylüyor da doğru söylüyor. Eda kızım. Bu evden çıkmamız gerekiyor. Niye? Öyle. Nasıl öyle? Öyle çünkü ciğerim kontrat bitmiş. Öbür eve ne oldu? Ya evet, yeni ev almışlardı. Almamışlar. Almanya'ya teşebbüs etmişler, müracaat etmişler ama bu kaza falan olunca. İsteyen istediği yere gitsin. Biz buradayız. Nasıl buradasın Yiğido? Evden çıkartıyorlar oğlum. Kontratı uzat. Hangi parayla uzatacağım? Annemle babamın hesabından al. Bu benim aklıma gelmemişti bak. Oğlum para olsa kirayı ödeyeceğim, sen de kurtulacaksın ben de. Nasıl ya? Paramız da mı yok? Yok. Saçmalama. Ya yok diyorum kardeşim, yok. Üç tane koca çocuksunuz. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda, demek ki kazandıkları gidiyordu. Nasıl ya? Evden de çıkıyoruz. Çok güzel. Sokaktayız. Sokaktayız. Bu da her şeye cürcüne. Arkadaşımın evinde kalacaksınız. Ben senin arkadaşının evinde falan kalmam. Ya yiğit o. Yiğit. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Yiğit. Arkadaşının evi falan yok. Uydurma. Ya var. Ya bana masal anlatma dayı. Bizi yollayacaksın, sonra sen de amcam gibi kaçıp gideceksin. Ya gitmesem ne olacak? Gitmesem ne olacak? Yanımda perişan olacaksınız. İyi tamam, git o zaman. Hadi. İstediğin bu değil mi? Amcama gideceğim demedin mi? Amcam kaçtı gitti. Sen de istemiyorsun. Git, hiç bekleme. Ben kendime de kardeşlerime de bakarım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bahadır ne haber? İyi. İstanbul'da mısın sen? Ben de. Ya anlatırım. Dükkanda mısın? İyi, geliyorum yanına. Hadi görüşürüz. Thank you.
kadar melekler. Gel git. Sizin lafınıza oyuncak mı olacağım ulan? İki hafta sonra gemiyle turum var. Kürüz'e gidiyorum. Yarın Taceddin'in evine taşınıyorsunuz. Başınıza birini bulacağım. İtiraz etmiyorsunuz. İki hafta sonra ben yoluma, siz yolunuza gidiyorsunuz. Ama iki hafta benim sözümden çıkanı yakarım. Anlaşıldı mı, yakarım? Ekmek getirin oğlum masaya. Cumali, yengeni sevdiği gibi kızartsana oğlum ekmeklere. Halim, tamam abi. Lütfen, tamam, gerek yok. Ya bırak kızartsınlar Allah aşkına ya. Ya ben bugün seni sevdiğin gibi olsun istiyorum. Ablam, başka bir emrin var mı? Estağfurullah Halim. Olur mu Neşeli, al şunu gör ya. Oğlum geç otur, yemekler soğudu. İyi hadi, hadi afiyet olsun bakayım. Vallahi alemsin sen ya. Mis gibi kuru fasulye dururken. Hiç sevmez Saime Hanım. Midesi bulanır Saime teyze. Abla? Çocukken annem yapmış bir gün. Seyhan da hasta. Bir kaşık aldı kuru fasulyeden. Hepsini bir kusmak, bir kusmak. Abla, Allah aşkına. Yemin ediyorum kahvaltıdan da neydiyse midesin. Feride, sabradayız. Aha, Allah seni inandırsın. Hepsi böyle tane tane. Allah, ben kusmuk değilim. Allah Allah. Kenan, hayırdır canım, ne oldu? Abla, benim mide hassas. Kenancığım, miden mi bulandı? Tutamıyor ki içerisini. Cumali, kolaya getir ne olur. Kenan, erkek adamsın ya. Ama hayatım sen de yani dayanamıyorsun, çok minarisin. Yok, dayanırım da biraz rahatsızım ondan. Çık bir hava al istersen. Yok yok, ben iyiyim, tamam, ben iyiyim. Hadi bak. Müsaadenizle. Ya ben güzel konuşmayı bilmiyorum. Tövbe, niye öyle diyorsun oğlum, ne güzel konuşuyorsun işte. Ne demişler? Hayattaki en büyük zenginlik huzurmuş. Ben Seyhan'ın gözlerinin içine bakınca içim huzurla doluyor. Kendisi, anam, ablam, Ferde. Ya hep beraber büyük, böyle mutlu, güzel bir aile kuracağımıza ben cani gönülden inanıyorum. En kötü günümüz böyle olsun ya. Hadi bakayım, afiyet olsun. Hadi. Vallahi çocuğun ağzından bal dolmuyor ha. Hadi bakalım gençlerin mutluluğuna. Hadi. Aç şu telefonu Zeki abi. Açmıyorum namussuz. Abi bunu bana niye yaptı ya? Ya döner bu oğlum, gitmez bir yere. Son bir tur ya. Düğün istiyorum. Ev istiyorum. Onu bunu istedi. Ben hep onun için çalıştım, biliyorsun. Biliyorum kardeşim. Ağzımı açma. Açma onu. Senelerce birbirimiz için öldük biz ya. Geberdik ulan. Sen şahitsin. Ne demek şimdi bitti bu iş? Ali, iyi değilsin sen bak. Yat uyu şimdi. Sabaha konuşuruz, tamam? Sabah bulacağım onu. Ben sana içeriden battaniye getireyim. Tamam. Tamam, ben getiririm ya.
içeri çağırsaydın. Şşş, duyacak. İyi getirdin onu bu eve. Ulan en yakın arkadaşım, ne yapsaydım yani? Sokakta mı bıraksaydım? Salaksın sen ya, salak. Ah sen sus. Çıkar beni buradan. Nereye? Bilmiyorum. Otel, park neresi olursa. Para ver, ben gidiyorum. Saçmalama. Bahadır. Bak yaşatmaz bizi. Sabah uyanır beni burada görürse yemin ediyorum ikimizi de öldürür. Ya bir şey olmaz, merak etme. Zarhoş zaten, sızar uyur şimdi. Bahadır. Geliyorum abi, geliyorum. Bahadır. Bahadır, gideceğim diyorum. Bahadır. Çok içtin, çok. Yat uyu hadi. Artık sabaha bakacağız bir çaresine. Nasıl bakacağız abi? Ya bakarız, ne bileyim. Üzülme sana. Bahadır. Hı? Sağ ol. Dünyada bir aslan var, bir de sen varsın. İyi geceler. Bahadır. Görüşürüz. Abla, hazır mı börekler? Feride, hazır, al şunları, hemen şu tabağa koy. Ver ver ver, hemen. Of. Ay dikkat et ha, çok sıcak. Of, mis gibi kokuyor be. Ay mis gibi olmaz, bu anamın meşhur kıymalı böreği. Babam ne diyor? Ay ne desin Feride, yine çok ağrısı sızısı var ya. Abla, kalsın Adana'da, bir düğüne gelir. Ben de öyle dedim ama işte baba. Abla, bir şey diyeceğim de, kızmak yok. Tamam. Söz mü? Söz Feride. Bizim nişanı Kenan da çağırdı. Ay Feride ya! Abla ya, ama sen dedin gelsin görsün, feyiz alsın diye. Nişan istiyorsa gelsin, seni istesin Feride. Abla takışma, kurban olayım. Ay Feride! Abla kurban olayım be, hatırım için. Ay Ecel geldi, Cihane baş ağrısı bahane. Ali. Hı. Ali. Hı. Ben çıkıyorum. Tamam. E hadi kalk sen de gel. Niye? Oğlum ne yapacağım burada?
Ya sen çık, ben Ahsen'i bulacağım. Oğlum, sen bu kızı orta üçten beri tanıyorsun da hala bilmiyor musun oyunu suyunu ya? Şimdi kendisi sinirlendi ya. Seni de sinirlendirmek için elinden geleni yapacak tabii. Kısasa kısas. Ya tamam da abi. Ya gitmez bir yere. Ne gitmiş işte? Ya nereye gitmiş? Ha bilmiyorum. Gelse bana gelirdi zaten. Başka kimi var İstanbul'da? Kimse yok. Bunlar seni meraklandırmak için hep aslanım. Gelme bu oyunlara, sen bas git hadi. Eda koy şunları oraya. Eşyalar ne olacak? Onları bir parti daha gelip alacağız. Öbür ev nasıl? Büyük mü dayı? Büyük büyük. Alışveriş merkezi gibi. Gördün mü? Gördüm gördüm. Gördüm. Nerede Mertcan, nerede? Odasında. Ya bunlar ikisini bulsan üçüncüsü kayboluyor. Mertcan! Mertcan! Alo! Allah'ım yarabbim, neresin Allah? Can can! Bak sana yeni isim taktım. Ben gelmek istemiyorum. Niyeymiş o? İşte Bonbon gitmek istemiyor. Bonbon? O zaman bırak gelmesin. Bonbon gitmezse ben de gitmem. Allah Allah! O zaman sen de gelme. Ben de gideyim. Can can! Peki Bonbon biliyor mu? Neyi? Onu evde çok güzel sürprizler bekliyor. Ne sürprizi? Söylersem sürpriz olur mu? Belki evde çok güzel oyuncaklar vardır. Mesela ben bir ayı ailesi gördüm. Evin içinde humur humur gidiyorlardı. Bir de evin altında gizli tüneller varmış. Nasıl tünel? Bayağı böyle büyük kocaman yeraltı tünelleri varmış. Gerçekten mi? Tabii gerçekten. Bak tut ki sen evi beğenmedin. Beğenmezsen ben de o zaman seni Bonbon'la beraber alır aynen buraya getiririm. Söz mü? Söz, ama sakın cücüleri duymasın. Kaplumbağam da gelebilir mi? Ciğerim, burası da hayvanlar alemi gibi ha. Peki o tosbağanın ismi var mı? Sen onu bir getir bakalım. Belki orada bir isim takarız ona da, olur mu? Ciğerim benim. He? Oy yavrum, ne güzel giriyorsun sen. Hadi yürü bakalım. Gel bakalım. Seyhan. Gel abla, gel. Hadi kızım, giymemişsin elbiseni. Giyiniyorum, giyiniyorum. Elbise güzel. Manken güzel. Bir de şunları taktın mı kulağına? Abla? Seyhan. Annem nişanda kulağından çıkartmıştı. İleride kızına takarsın dediydi. Nereden bilsin bizimkinin basıp gideceğini? Abla. Güzel miydi? Nişan mı? Hı. Oh. Heyecanlı mıydı? Hem nasıl? Seyhan, ayağımı yere basamıyordum. Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Ortalıkta dolaşmayayım diye beni mutfağa yollamıştınız. Seyhan, bizimki bir geldi. Üstünde böyle gece mavisi bir gömlek. Öyle aham şaham bir tipi de yok ama elimde değil. Namussuzu görünce içim gidiyor. Gidiyordu yani o zaman. Ne güzel. Seyhan, hadi kalk, takalım şunları kulağına. Seyhan, hı? Sen niye batırdın gemileri? Yok abla, yok bir şey. İyi. Ay, abla. Sana daha çok yakıştı ha. Abla aslında... Seyhan, sen benim kötü talihimi yıktın.
Ha? Adam gibi bir adam buldun, yüzümü kara çıkartmadın. Al elbiseni, hadi giy. Nişanın geliyor, hadi. Hadi. Gidince haber ver ha. Takma kafana be koçum, Mersin nedir o ya? Bilmiyorum abi. Bu sefer bir acayip. Ya hiç böyle ayrılık laf eder miydi? Ya kız da haklı aslında. Sen de niye veriyorsun oğlum 15 bin doları? Hangi 15 bin doları? İşte o gemideki adamla mı ne vermişsin ya? Sen nereden biliyorsun? Sen söyledin ya oğlum. Hayır, kaç para oğlum? Tamam işte, onu da sen söyledin. Hadi ben kaçıyorum bak. Dükkanlı işlerim var. Tamam kardeşim. Benim böyle İzmir'de, Adana'da işlerim olacak biraz bayilerle. Sonra Mersin'e döneceğim, tamam mı? Hadi iyi yolculuklar. Samim, hadi alalım hadi. Tamam tamam. Hadi sallanma Mertcan. Bırak şimdi atlar yuva bakmayı. Ya niye doğru düzgün bir nakliye şirketi tutmalık ki? Ya idare ediyoruz işte. Ne yapacaksın nakliye şirketini? Ver kızım sen de şu elindekileri de. Var mı kırılacak bir şey bunun için? Yok, hepsi kitap. Ya dayı, nasıl sığacağız biz buna? Heh, ben arkayı idare ederim. Mertcan, Eda siz de benim yanıma gelin. Hadi. Ben? Sen de benim yanıma. Nerede oturacağım ben? Ya gencecik adam, oturup ne yapacaksın? Şurada yer aç kendine. Ya yermer yok orada. Davşanlık etme Yiğido. Hadi çocuklar, çok uzak değil zaten. Ablam be, güzel ol be. Ay. Anacık görse aferin kız Mela derdi. Abla, heh, sana ne zaman yapacağız şöyle bir sofra? Var işte soframız. Ay abla, sen benim ne demek istediğimi biliyorsun. Bir hede sen kapıda kuyruk olur. İstemiyorum ben, geçti benden artık, tamam. Ya neden geçsin senden, kurban olayım. Ya öyle işte, sıra sizde. Biz gidince ne olacak abla? Bir başına mı kalacağım? Feride, sen gidinceye kadar. Oo. Ay aşk olsun ya. Geldiler, koş aşağı kapıya. Tamam, tamam. Seyhan! Seyhan! Hoş geldiniz. Hoş bulduk Feride. Buyurun, buyurun. Gel hanım, gel. Hadi bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım abla. Ne zahmet ettiniz. Mis gibi de kokular geliyor ha. Çok bir şey yapmasaydın Melih Hanım. Çok bir şey yapmadım Saime Hanım. Üç beş parça bir şey. İçli köfte, analı kızlı mercimekli köfte. İşte zaten 1 Şubatları Halim'in işte. Beş kere konuşma Feride, şekeri al. Çok teşekkürler tekrar. Buyurun. Hadi geç hanım şöyle. Seyhan! Daha ne kadar var? Az kaldı, geldik. Demin de geldik demiştin ama neyse. Ya geliyoruz işte, bur 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 ciğerim. Ne oldu? Kaplumbağam düştü. Nasıl düştü orada kaplumbağa? Elimdeydi, düştü. Eda bak kızım kardeşinin tosmasına. Bu sıkışıklıkta bir şey görünmüyor ki, nasıl bakayım? Ya ablam üstüne basarsa? Ya basmaz basmaz. Eda bul şunu kızım. Ya dur, ben nasıl bulayım ya? Allah Allah, ben mi bulacağım, araba kullanıyorum burada ya. Dur, çek elini. Lütfen dikkat, Mersin istikametine gidecek olan otobüsümüz harekete hazırdır. Nişanımız da var bugün. Ne bakıyorsun ablacığım?
Evladım yastan mı arabaya? Hayret bir şey ya. Buldum al. Ha oh be. Kaplumbağam. Bir daha kaybetmeyeceksiniz ha. Samim geldik şurada saat. Meryem Hanım buyurun. Estağfurullah Saime Hanım. Aramızdaki en büyüksüsünüz. Buyurun. Anacığım hadi. Sen tak yüzükler. Bak zaten içim kıpır kıpır. Buraya. Buraya koysam yolun şuraya mı koyayım? Ay! Ne oldu? Ya düştüm. Ne düştü kızım? Kaplumbağam. Ya salak mısın sen? Ya elimden kaydı ne yapayım? Ya bu balık mı elinden kayıyor ya? Sıfır Eda ya çek kafanı ben. Ya bir gelsen tut o zaman. Allah Allah. Dayı. Can can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tosmaya mukayyet olamıyorsunuz ya. Ya benim ne suçum var? Ya bağırmayın çocuklar ya. Ya arabam ya. Oha be. Kardeşim önüne baksana ya. Ya kusura bakma kardeşim. Bağırıyorum içeride. Koskoca arabayı görmüyor musun kardeşim? Neyse masrafı veririz özür diledik de bağırıyoruz. Bırak zeytinyağı gibi üstüne çıkma bir de. Hala benim zaten sinirlerim tepemde terelerle gelmiş. Şunu senden alırım lan. Al, hadi alsana. Sıkıysa alsana hadi hadi. Muhterem tamam. Hacı al şu terbiyesiz elimden bir kaza çıkacak şimdi ya. Tamam muhterem. Doğru konuşsana lan cibiliyatı terbiyesiz diyoruz yeğenim ya. Hadi bismillah. Bismillah. Bela mısın lan sen benim başıma? Konuşma konuşma bak çok fena olacak ha. Ne olacak ha? Olmuşunu görelim ne olacak? Allah Allah. Bana gayipten bir sesler geldi ama. Gayipten değil Meli Hanım ben de duydum. Anacığım tamam. Hadi bırakın sesleri. O kuzikleri taktın parmağımıza kes şunu Allah aşkına. Kavga çıktı galiba. Ya bize ne kavgada arkadaşlar? Anacığım hadi kes bak benim. Bak sinirimi zıplatmayın benim hadi kes şunu ha. Bu ses bana bir yerden. Abla birileri fena kapışıyor galiba. Olamaz. Baksana şuna bir kim o? Ya bakmayın ya bakmayın canım ablam ciğerim benim. Aracım kes hadi bitsin Allah aşkına hayırdır ya. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Allah Allah bak gitti söndü hayda. Ben de ben arkadan yalan bir değil. Elin senin baban burada. Dur lan. Namussuz. Sahtekar. Kibirliyetsiz. Abla kimmiş? Abla. Lan sen git be bari. Allah Allah bize. Allah Allah. Kim bu? Kim bu? Kimse kim? Allah aşkına ya. Ayıp. Ayıp. Dövme ya. Şerefsiz. Melih Hanım ayıp oluyor ama. Samim. Melih. Samim sen ne arıyorsun burada? Meloş. Meloş mu? Meloş mu? Şükür kavuşturana. Samim senin ne işin var burada? Ben taşınıyorum. Ne? Validenin evine taşınıyorlar. Tam karşıma. Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya. Ya rezidans dikecekler oraya kardeşim koskocaman. Samim seni öldürürüm. Meliha. Abla. Ah Samim abi. Feride. Buna bak kullası büyümüş. Samim vallahi öldürürüm hiç kimse alamaz elimden. Deme öyle Meliha. Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'da bula bula beni mi buldun? Ben bilmiyorum vallahi ilahi adalet. Yok ben vallahi öldüreceğim bu adamı. Dur. Öldür. Öl de zaten ben zaten öldüm. Uydurma. Şerefsiz. Cenab-ı Allah çıkardı seni benim karşıma. Yani öyle zor durumdaydım ki. Allah'a karıştırma Samim Allah'a karıştırma. Tamam amma da kuvvetli ya. Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha bilmiyorsun. Samim kurtulama. İnşallah kurtulama. Namussuz. Ya ben ya ne yaptın? Anam bayıldı. Kolaya kere koş kolaya gel. Öldürdün be kadını. Bana bak. Abicim siz bir uzak durun be. Ben sesleneyim. Benim için uyandım. Meliha. Meliha. Ali seni tutuyorum. Ciğerim, hayat sen plan yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de o hesap. Ali, Meliha, çocuklar hepimiz ayrı yolun yolcusuydu. Kimimiz ayrı düşmüştü, kimimiz hiç ayrılmayı sanıyordu. Bir kazayla yollarımız çakıştı ve hayat ille de bildiği yolda yeniden akmaya başladı.